Selam herkese ben Yet. Bugün konumuz .NET'te REST servis nasıl çağrılır? Bu videonun aslında çekmekteki amacım şey şu, şu. Sadece REST servis nasıl çağrıldığından ziyade bunu kalkıp projemizde nasıl kullanabiliriz? Nasıl sürdürülebilir bir şekilde ve anlaşılır bir şekilde kullanabiliriz? Bugünkü videonun amacı bu. Çünkü diğer türlü zaten Google'a yazdığınız zaman birçok makale, birçok yazı ve birçok bununla ilgili kaynak bulabilirsiniz. Ve bu arada bu videodaki yazdığım kodları GitHub'mdan bulabilirsiniz. Ve oradan LinkedIn'den, Medium'dan, Twitter'dan falan takip ederseniz çok sevinirim. Sözü fazla uzatmadan videoya geçeyim. Totalde iki tane entegrasyon yaptım. The Movie DB, diğeri de JSON Placeholder. Şu an size Jason Placeholder ile entegrasyonu göstereceğim. Basit bir şey olduğu için bu videonun fazla uzun olmaması için böyle bir şey yapacağım. Diğer bir kısmı da Medium'da bulabilirsiniz. Aşağıya linki bıraktım. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Direkt buraya istek atıyor ve şuraya run script dediğim zaman buraya user id, id, title ve complete dönüyor. Şimdi ilk olarak şöyle bir soruyla geleyim. Şimdi biz normalde direkt kalkıp bunu Projemizde direkt çağramaz mıyız? Direkt servise ihtiyacımız olduğu kod satırında direkt servise istek atamaz mıyız? Bu şekilde atabiliriz. Herhangi de bir sıkıntı da olmaz, doğru da çalışır. Fakat entegrasyon yaptığımız servis yarın değişiklik gösterirse, header'ına yeni bir şey eklenmesi gerekirse veya yaptığımız kullandığımız servisi farklı bir yerde tekrardan kullanmamız gerekiyorsa, bu sefer kod karmaşasına sebep olur ve kod fazlalığına da sebep olur. Şimdi böylelikle gerçekten test maliyeti sıkıntı, test maliyetinden ziyade projenin stabil olması olması zaten e, başlıca büyük bir sorun. Yoksa ihtiyacımız olan kısmı direkt çatıp bir şekilde yapabiliriz. Zaten internette de o şekilde gösteriyorlar. Bu videonun dediğim gibi yapma amacım tamamıyla bu. Bu arada burada REST servisi çağırırken REST Sharp Third Party Library Open Source bir library'dir. Onu kullanacağım. Neden bunu kullandığımı bir tane kaynakla aşağıda belirttim. Tabii ki videonun konusu bu değil. Ondan kaynak çok fazla uzatmak da istemiyorum videoyu. E, REST Sharp kullanacağım yani işin özü. Şimdi ilk olarak ben bir tane sol solution oluşturdum. Şimdi ben bir projeye başlarken yaparken klasörlemeyi çok önemli buluyorum. Bunun sebebi anlaşılır olması, projeye sonradan dahil olan insanların çok rahat bir şekilde anlaması için. Şimdi mesela ben bir API projesi oluşturmak istediğim zaman bunu ben www'nin altına koyuyorum. www. Evet, bunun altına koyuyorum. Buraya geliyorum. Şu an basit bir şekilde API yazacağım ismine. Çok karışık olmasın diye projede çalıştıracağım. İkinci olarak entegrasyon yapmak istediğimiz şeyi direkt kod satırının içerisine kullanmanın ben doğru olmadığını söylemiştim. Bunu ben farklı bir library'de tutmamız gerektiğini savunuyorum. Şimdi her bir entegrasyon entegrasyon yapacağımız işe farklı bir library kullanırsak daha anlaşılır ve daha stabil olur. Ve yarın bir gün farklı bir entegrasyona değişiklik gösterildiği zaman direkt tek bir yerden yaptığımız zaman bütün her yeri etkileyecektir. Ondan kaynaklı çok daha sağlıklı olacaktır. Ama şunu da söyleyeyim tabii ki de e, projeden projeye göre değişir. Yani bir projenin çok fazla jenerik olması çok da iyi bir şey olmayabilir. Yani proje basittir. Bütçesi düşüktür projenin. Eğer böyle bir proje varsa çok fazla jenerik yapmak için uğraşmayın arkadaşlar. Çünkü bu sefer de farklı sorunlara yol açacaktır. Neyse konumuza tekrar geri dönelim. Şimdi bu tarz durumlarda ben external diye bir tane klasör açıyorum. Bu external açtığım klasörün içerisinde new project diye bir tane class library seçip bunun altına ben şöyle yazıyorum. Entegre olacağım servisin ismini yazıyorum. Nokta servis diyorum. Şimdi bu tarz bir isimlendirmeyi siz kendiniz de yapabilirsiniz. Farklı şekilde yapabilirsiniz. Önemli olan anlaşılır olması yoksa bir kesimi kanun yok ortada ben nokta servis yazarak bu işi yapıyorum nokta servisimizi güzel bir şekilde yazdık bu labirelimizin içerisinde neler olacak onlardan biraz bahsedeyim Şimdi klasörlere tekrar geliyorum. Şimdi common diye bir tane klasör açıyorum. Bu common klasörü açmamın sebebi bu library'de kullanılan ortak yapıları tamamıyla bunun içerisine eklemek. Sonra geliyorum model diye bir tane klasör oluşturuyorum. Gene bu library'e özel modellerimiz mesela servisin ihtiyaç olduğu URL'i işte API key'i modellerini ben burada oluşturuyorum. Buna birazdan geleceğim. Extensions diye bir klasör oluşturuyorum. Extensions klasör oluşturmamın sebebi şey. olan konfigürasyonu olduğu gibi ben burada API içerisine yazarsam bu doğru olmaz. Çünkü yarın bir gün farklı bir API gelir, eklenmesi istenir. Bu sefer buradaki konfigürasyonları teker teker bulup kalkacağım ben diğer yere yapıştırmam gerekecek. Bu da projenin çok çok ciddi bir şekilde karmaşıklar sebep olacak. Çünkü ne nerede, ne hangisi kullanıyor. Anlaşılması çok zor olacağından dolayı bu projenin, bu labrenin ihtiyacı olan her şey konfigürasyonlarından, servislerinden, modellerinden, extensionslarından hepsinin burada yazılması gerekiyor. Farklı bir yerde asla yapılmaması gerekiyor. Çünkü ben bu bu konfigürasyonda yapılacak değişikliği bu sefer nerelerde kullanıldığı kontrol etmem gerekecek ama ben extension yaptığım yaptım yer neresi kullanıyorsa otomatikte orası da değiştirmesini istiyorum çok daha e, kullanışlı bir şey olacak extensionları burada yazıyorum servise burada geliyorum oluşturuyorum servise istek atarkenki kısımları için e, servis class'lar için ben buraya geliyorum. Bir tane base service oluşturuyorum. Base json placeholder gene service ismini yazıyorum. Model modelse geliyorum. Json placeholder option diyorum buraya. Bu option'daki amaçta da dediğim gibi bu entegrasyon neye ihtiyacı var? entegre yapılırken yöreyle ihtiyacı var. Eğer API key olursa API key'e ihtiyacı var. API version'a e ihtiyacımız varsa API version'a e ihtiyacımız var. Bunu bu şekilde yapıyorum. Bu servisleri ayırabilirsiniz. Post olan kısmı ayrı bir klasör yaparsınız. Commons olan kısmı ayrı bir klasör yaparsınız. Albüm olan kısmı falan derken ayrı bir klasör yaparsınız ve her kısımda kendisine has interface olur. Kendisine has klası olur. Böylelikle sürdürülebilir bir şey olur ama tabii ki de entegrasyon yapacağınız şey büyüklüğü çok önemli ve neye ihtiyacınız olduğu çok önemli. Ben ayrılmamıştım yapılması taraftarındayım. Yarın bir gün farklı bir şekilde yapıldığı zaman, eklem, eklem yapıldığı zaman çok fazla karmaşa olmaması. Örnek olarak da göstereceğim. Geliyorum buraya post yazıyorum. Sonra geliyorum. Sonra Tudus da yazabilirim. Burada klasörle yazabilirim. Örnek olarak Tudus yazayım şuraya. Tamam buraya geliyorum. Veya hiç bu klasör yerine tek servis yazıp buradaki e, entegre entegre olabileceğiniz bütün servisleri tek bir yerde de yazabilirsiniz. Ama sonra yapılacak bir değişik aynı yerde birden fazla kişi çalışırsa konflikt olma durumu falan olabilir. Ondan kaynaklı yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Artık orası dediğim gibi projenin büyüklüğüne bağlı olan bir durum. Ve ben geliyorum buraya model istiyorum. Modelsin içerisindeki de şu en servise istek atacağımız olan kısımda requestler ve response'un modelleri burada bulunuyor. Buraya geliyorum. Post diyorum. service diyorum. Class interface olacak. Public class şöyle bir şekilde yapayım. Şimdi burada URL ile bir tane bizde ID istiyor. Geliyorum. JSON placeholder post diyorum ve buraya request diyorum. Response diyorum. Buraya buraya geliyorum. ID diyorum ve buraya JSON property name ID yazıyorum. Sanırım <laughs> yine burada da beni şaşırtmaya devam ediyor her videoda olduğu gibi. Resting.empty dediğim zaman aslında buradaki response'larımız bu. Buradaki JSON property name yazmamızdaki amaç tarafta da büyük I. Aslında burada maplemek için yapılır. Sen buraya Yi diye yazabilirsin. Otomatikman JSON property name'den maplediği için herhangi bir sıkıntı olmadan mapleme işlemini kendisi yapmış olur kullandığınız library. Bunu ben bu şekilde yaptım. Şimdi geliyorum buraya. Get asynchron diyorum ve request diyorum. Geliyorum sonra bunu implement ediyorum. Buraya kadar geldik. Şimdi burada servis istek atma kısmını basacağız. Şimdi dedim ki burada direkt yazarsanız neyi nasıl yapacağınız dökümanlı burada açık bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi burada ne yapıyormuş? Sildim var. Option diyor. Tabi buraya geliyoruz ilk başta. Res, res servisin paketten yüklüyoruz. Res client bizden ilk başta. Res client option'u bizden ilk başta istiyor. Ve burada da e, constructor'dan da bizden bir tane URL istiyor. Şimdi biz URL'i ilk başta tabi json placeholder option kısmına yaptık. Fakat o kısma birazdan geleceğim. Buraya nasıl proje ilk başta ayağa kalktığı zaman URL atacak o kısma birazdan birazdan geleceğim. Buraya geliyorum. URL'i URL yereli buraya atıyorum. Güzel. Sonra nasıl ne yapıyormuş? İşte burada, burada Authenticator'a bizim ihtiyacımız yok. Res Client'i buraya çağırıyoruz. Şurada isim Options'mış. Request atıyoruz buradan. Şimdi burada geliyoruz. Var Response deyip If Response Burada artık hani bir exception da yollayabilirsiniz. Artık burada handle etmek biraz size kalmış bir durum. Serialize yazıp şu şekilde atıp sonrasında JSON yazıp turn map'i burada bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi asıl sorulardan bir tanesi şu buradaki optionsdaki URL kısmını biz nasıl belirteceğiz? Daha herhangi bir URL kısmı belirtmedik ve burada gördüğünüz gibi çok fazla kod satırları e, birikti ve her seferinde biz sonra bunun postu da olsa aynı şekilde geleceğiz buraya post şeklinde buradaki şeyleri kopyalayıp yapıştıracağız. Bunu base'e taşıyabilir miyiz? Şimdi onları yapacağız. Extensions'ımıza gelelim ve tabii ki de bunu nasıl çağıracağız onu da, onu da hemen söylüyorum. Şimdi burada şeye geliyoruz. Extensions'a geliyoruz. Jason placeholder, extension diye bir tane oluşturuyorum. Bunun ilk başta statik yazıyorum. Public class static Eye service collection Tabi gelip burada bunu da projeye eklememiz gerekiyor. Zaten direkt kalk söyledi. Ben bunu singleton bir şekilde yani benden add json placeholder post servisi istersen bana json placeholder servisi iste diyebilirim. Tabi bu singleton nedir? Aslında şu sağda solda bir yerde videoda karta tıklayıp o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde tanımladık. Şimdi biz bunu nasıl çağıracağız? Hemen o da çok basit. Geliyoruz buraya. Builder Service Extensions nedir? O da videom var. Onu da kartlardan bulabilirsiniz. Geliyoruz buraya nokta deyip şuradan referans şimdi çıktı referans edip otomatikmen çok basit. Yani yarın bugün buraya bir tane başka bir şey daha eklediğim zaman otomatikman buraya da gelmiş olacak. Farklı projelerde kullandığım zaman da ise aynı şekilde oraya da gelmiş olacak. Neyse ben bu demin eklediğim şeyi kaldırıyorum. Şimdi buradaki proje açılırsa benim atadığım değeri kaydet ve asla bu değer değiştirilmesin. Her senden bu JSON placeholder'ı çağırdığım zaman atadığım değer gelmesini istiyorum diyeceğim. Onun da kodunda şu şekilde yazdım. Buradaki çalışma mantığını birazdan debug'la göreceğiz. Nasıl çalışıyor? Yani buradaki ben bu tanımladığım geliyor. Bunun içerisinde buradaki oluşum ilediğini içerisine atıyor ve sonra buradan return yapıyor. Sonra eğer ki ben bunu çağırdığım zaman bu kısım çalışıyor. Burada bir kere ne biliyor. Singleton o demekte de bir kere nivliyor ve ondan sonra ömür boyu proje durdurulana kadar aynı şekilde aynı değerle devam ediyor. Ondan kaynaklı performans için singleton burada doğru bir kullanım olacaktır. Play soldur yerine add diyorum. Option geliyorum ve burada option nokta diyorum ve burada otomatikman kendisi de çıktı. Yarın bir gün ben buraya farklı bir şey eklediğim zaman e, apikey diye bir şey eklediğim zaman gelip ben buraya api key yazdığım option nokta yazdığım zaman kalkıp ben burada değerini atayabilirim. Şimdi ben burada da geri çekiyorum. Şimdi buradaki yaptığımız şeyi tekrarlayacak olursak ben burada eğer ki option çağır, çağırırsam geliyor burada URL atamasını yapıyor. Buradaki geliyor Client'in atamasını yapıyor. Option'ı atamasını yapıyor. Sonra burada get çağırıyor ve burada isteğimizi atıyor. Burayı güzel ve şimdi bir test edelim bu kısmı. Program e geliyorum. Şuradaki kısımları bir kaldırayım. name'i kaldırayım. Post diyeyim şuraya da int id diyorum. Bunu da şu şekilde yapacağım. Direkt otomatikman zaten söylüyor geldim GTA senkron diyorum bunu bulamadı zaten artık Bilir.net'te şu kısma da debug koyuyorum. Projeyi bir çalıştıralım. Geliyorum. Buraya iki yazıyorum. Bakın ilk başta geldim. İlk başta burayı doldurmadı arkadaşlar. Çünkü istek atıldığı zaman gelecek. Bu arada bunu da bir içerisine girip buraya da bir debug atalım. Şimdi çağrıldığı zaman dolduruldu. Options'ın değerine bakalım. URL'imiz çok güzel bir şekilde geldi. Ve biz burada URL'i yanlış girdiğimiz için burada bir hata alacağız. Şimdi ben burayı düzeltiyorum. Bu şekilde gire, giriyor olmam gerekiyordu. Şu şekilde şöyle bir gireyim ve burada bir kaydedeyim. İsteğimizi attık. Tamam süper. Ve burada get isteğimizi attık. Ve süper bir şekilde kontentimiz burada bize gelmiş oldu. İsteğimizi başarılı bir şekilde attık ve burada çalıştırıyoruz. Response'umuza bakıyoruz. Response'umuz başarılı bir şekilde geldi. Şimdi bunun postuna bir postun postu varsa ona bakacağız. Aynı şekilde gördüğünüz gibi buraya post yazarak isteğimizi atabiliyoruz. Request'lerimiz de bunlarmış ve headers'a da bunları göndermemiz gerekiyormuş. Şimdi model sim'e geliyorum. Post post olacak ama request ve geliyorum. Request'tekilerde bu arada Bunların aynısı. Response ne dönüyor ona bakalım. Output da gene bunlar dönüyormuş. Ondan kaynaklı hiç kod şey yapmadan bunu bu şekilde yapacağım. Şimdi buraya geliyorum. Post asenkron diyorum. Ve buraya da post diyorum. Buraya geliyorum. Implement ediyorum. Şimdi demek istediğim kısım şey şu. Buraya kopyalıyorum. alıyorum. Yapıştırıyorum. Kısmı şöyle siliyorum. Gördüğünüz gibi buradaki kısımlarda olduğu gibi fazla kol satır burada kaldı. Bu kısmı base'e taşıyacağız arkadaşlar. Sürekli burayı yapmayacağız. Şimdi buranın içerisine geliyorum. Ne al diyorum. Buraya method metoda da post diyorum. String empty. Tamam. Biz alt nokta add json body diyorum. Request. Bu şekilde eklemiş oldum. Tekrar geliyorum buraya. Map post diyorum. Değerlerimizi koyalım. Bu arada post id yok. Yanlış koymuşuz. post id yok. Bu 3 değer gelecek. Bu şekilde bir tekrardan bir deneyelim. Bakalım ne sonuç alacağız. Geliyorum. Post çalıştırıyorum. Burada bir hata aldık. Şuraya bir şey koyamadık bir. Aslında oluşturdu. Tabi biz burada kodu yanlış yazdık. Aslında burada iznat yerine bad request. Gördüğünüz gibi doğru bir şekilde bize response'larımızı verdi. <laughs> Kamera tekrardan kapandı. Ee, <laughs> maalesef sıcaklıktan. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.